Çok hızlısın Ayancığım. Demek haber yetişti. Hemen bir gazete istetiyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel haber galiba. Çok güzel haber. Dün akşam küçük bir haber girmelerini istemiştim. O yetişmiş. Bugün hiçbir şey keyfimi yerine getiremez. Sıkıcı olduğumun farkındayım ama ya yaşadıklarımı unutamıyorum. Oğlunun kime çektiği çok belli. Eski karın gerçekten çok denetimsiz, çok saldırgan. Aysun ateşli kadındır. Ama saman alevi gibidir. Çabuk parlar, parladığı gibi de söner. Aslında ortalığı tutuşturan Cansu değil mi? Hiçbir şeyi tiye alacak durumda değilim. Hadi ama Sanem. Kime hesap vereceksin ki? Hayatının sonuna kadar Haldun'un problemli kızına annelik yapmayı düşünmüyordun değil mi? Hem belki yarın Aysun'a seni kurtardığı için teşekkür bile edebilirsin. Eğer bu bizim birlikte daha çok zaman geçireceğimiz anlamına geliyorsa neden olmasın? Sen şimdi biraz dinlen. Keyfini çıkar. Akşama görüşürüz. Günaydın Sanemciğim. Tülin. Bizim eve uğrayıp anahtarlarımı alır mısın? Anahtarın mı? Anlamadım. Neler oluyor Sanem? Öğleden sonra butiğe uğrarım. Tamam. Anne, ne oldu? Sanem aradı. Sesi tuhaf geliyordu. Anlamadım. Anahtarını almamı istedi. Aysun Hanım, kuyruk temizleyecek olan kıyafetleri arabaya yerleştirdim. Tamam, teşekkür ederim. Evi de düzenleyin lütfen. Rıfat hafta sonu dönüyor. Her şey yerli yerinde olur. Tamam efendim. Selam. Ben senden telefon bekliyordum. Sen buraya kadar gelmişsin. Bence marifetin kuru bir telefondan daha fazlasını hak ediyordu Aysun. Birinin gidip o kadına Emre yaptıklarını hatırlatması gerekiyordu. O kişi sen olmadığına göre ben yapmalıydım. Yani Sanem'le Emir yüzünden mi uğraşıyorsun? Ben o kadınla uğraşmıyorum Ünal. Gittim ve içimden geldiği gibi konuştum onunla. Cansu'nun bilmesi gerekenleri anlattım. Bitti. Tekrar olmayacak. Sen beni kıskanıyorsun. Seni kıskandığımı hayal etmek bile seni mutlu ediyor değil mi Ana? Ama üzgünüm. Seni hayal kırıklığına uğratacağım. Çünkü ben seni kıskanmayı yıllar önce bıraktım. Bence sen sadece beni bıraktın. Kıskanmayı değil. Yazık. Seni o kadar iyi tanıyorum ki. O kadın senden çok şey bekliyor. Belki de şu an onun için gelip bana hesap sorduğunu zannediyor. Ama sen benim karşımda seni kıskandığımı hayal edip mutlu oluyorsun. Kadın için gerçekten üzülüyorum.